Sıvı içerisinde çözünen bir maddenin gerçek hacminin bulunması için de arkadaşlar yine aynı işlemleri yapacağız. Şöyle düşünelim. 10 santimetre küplük bir şekeri 40 santimetre küplük bir su içerisine attığımız zaman artık şeker ne yapacak? Su içerisinde çözünecektir ve buradaki gerçek hacmi bulurken normalde 10 ile 40'lık bir Değeri karıştırdığımızda 50 santimetre küplük bir hacmin olmasını bekleriz. Ama ölçülen değer bizim için neymiş? 49 santimetre küp olarak gelmiş. Demek ki burada 1 santimetre küplük bir kaybımız var. İşte bu kayıp şeker molekülleri arasındaki boşluktur diyebiliriz. Yani artık V havayı hesaplarken aynı kumun hacmini hesaplarken yaptığımız gibi beklenen değer yani V1 artı V2 eksi sonuç yani çıkan değer son durumdur diyebiliyorum. Ve buradan da 10 artı 40 eksi 49'dur diyoruz. Yani e, havanın hacminin 1 santimetre küp kadar olduğunu söyleyebilirim. Bir şeker taneciğinin gerçek hacminde bulurken ve saf şeker diyorum o zaman ne dememiz gerekiyor? İlk hacim eksi boşluktur diyoruz. 9 santimetre küplük bir gerçek hacmin olduğunu söyleyebilirim. <laughs>